Bu kadar cana nasıl kıydığına bir türlü akıl erdiremiyorum. Mahkeme boyunca tek kelime konuşmamış. Sadece son arzusunu sorduğumuzda konuştu. Bir gazeteci istedi, işlediğim suçu herkes duysun, benim düştüğüm durumlar herkese ibret olsun dedi. Mülakatınız bitince gardiyana seslenirsiniz. Bana anlatacak çok şeyiniz olsa gerek. Bazen insan boş hırslara kapılıp farkına varmadan kendini uçuruma sürüklüyor. Ne yazık ki kendini sevenler de, dostları da onunla beraber o uçurumdan kendilerini kurtaramıyorlar. İşte ben de o boş hırsların, para, kadın, lüks hırsının felakete sürüklediği insanlardan biriyim. Baştan bunun böyle olacağını ben de kestiremiyordum. Gençtim, taşkındım. Pavyonun birinde tanıdığım bir kadınla sevişmeye başladım. Bu kadın bir soyguncu çetesine dahildi. Kısa zamanda beni de kandırıp kirli işlerine alet etti. Teklif ettiği işten kaçmayı yediremedim kendime. Bana korkak derdi sonra. Boş bir gurur işte. Pis bir erkeklik gururu. Birinci işten sonra kısa zamanda alıştım artık. Onlarla birlikte devamlı soygunlar yapıyor, yorulmadan sadece biraz heyecan karşılığı bir yığın para kazanıyordum. Ayrıca herkesten ayrı bir tarafım vardı. Bu güzel ve cesur kadın da beni deli gibi seviyordu. O andaki düşüncelerimle kendimi işleri yolunda bir adam zannediyordum. Meğer ne aptalmış. Tabii bunu çok geç anladım. O zamanlar düşündüğüm tek şey havadan para kazanmak ve büyük hovardalıklar yaparak aşk içinde yaşamak. Öyle de yapıyor. Bir gün gene bir soyguna hazırlanıyorduk. Bu seferki ciddi bir işti, bir bankayı soyacaktık. Bütün planlar tekrar gözden geçirildi, en küçük teferruata kadar her şey düşünülmüştü. Yalnız bir hata yapmıştık, her gangsterin yaptığı bir hata. Polisi hesaba katmamıştık. Öyle ya, polis uyumuyordu herhalde. Bütün bu soygun faillerin peşindeydi. Paraları almış tam kapıdan çıkıyordu ki polis tarafından kuşatıldığımızı gördüm. Birden arka tarafında bir kapı olduğunu fark ettim, kilidini kırdım ve kaçtım. İşin bu tarafını hiç hesaba katmamıştım. Arkadaşlarım gözlerimin önünde öldürülmüşlerdi. O insanların kurşun yağmuru altındaki korkuları beni yaptığım işten ve kendimden iğrendirmişti. O günden sonra karar verdim. Herkes gibi ben de bir iş tutacak, namusumla yaşayacaktım. Bir ahbabın vasıtasıyla İstanbul'un sayfiye yerlerinden biri olan Yakacık'ta bir benzinci dükkanı açtım. Küçük olmasına rağmen bana yetiyordu, artıyordu bile. Sonra o kasabada orta halli bir ailenin kızıyla evlendim. Günlerimiz hep beraber geçiyordu.
bir an bile yanından ayrılmıyordum. Öyle mutluydum ki sanki saadetimden göklere uçacaktım. Ona o kadar bağlıydım ki hayatımı onun uğruna seve seve feda edebilirdim. O da beni daima yanında gördükçe bana daha çok bağlanıyor, babasının muhalefetine rağmen beni daha çok seviyordu. İkimiz de mutluluğumuzun sonsuz olacağına inanıyorduk. Hayatımdan çok memnundum. Mesut bir yuvam vardı. Üstelik bir de çocuğum olacaktı. Bu henüz renklenmeye başlayan hayatımı bir kat daha renklendiriyordu. Doktor karımın iki güne kadar doğuracağını söyledi. Saadetten uçuyordum. İşte ne olduysa o gün oldu. İlahi adalet kendini göstererek elini yakama atmış, öldü zannettiğim o kadını Aysel'i tekrar karşıma çıkartmıştı. Sevinç ve telaş da nereden geldi? Benzinciden paranın üstünü bile almadan ok gibi fırladın. Evvelce sakladığım bir define geldi aklıma. Anne, üç dediğin? Kemal'in sabahtan beri uğraması. Bakalım bu sefer ne bahane uyduracak. Nereden biliyorsun o olduğunu? Kapıyı vuruşundan anladım. Nasılsın sevgilim? Bülent'ten haber var mı? Var! Mektup yazmış, ellerinden öpüyor. Yerimi hazırlayın, iki güne kadar da geliyorum diyor. Şuna bak hele! Çocuk kız mı, oğlan mı olacak belli değil. Hemen adını koydum. Hem sen şimdi bana söylesene bakayım. Yine niye damladın? Kayınpedere geldim. O dükkana baksın da ben de Nermin'in yatması için hastaneye gidip görüşeyim. Şuna bak, biz bu işleri senden çok daha iyi biliriz. Hadi bakayım sen işine yürü şimdi. Hadi! Bülent'e iyi bak ha! Yakacık benzin istasyonunu rica ediyorum. Teşekkür ederim.
Buyurun efendim. Evet, burası. Bir yere kadar gittiler efendim. Kim aradı diyelim? Bir şey söylemeyin. Ben gene ararım. Seni biri aradı Kemal abi. Kimmiş? Bilmem. Kim olduğunu söylemedi. Ben gene ararım dedi. Bir kadındı. Hı? Bir kadın mı? Hı hı. Buyurun, geliyorum! Boş ver, tekrar arasın. Parayı isteyecek galiba. Benzin istemiyorum. Patronla konuşacağım. Çağırır mısın bana? Peki efendim. Usta! Seni bir hanım görmek istiyor. Şaşırdın değil mi? Ben de şaşırmıştım seni görünce. Beni görünce sevineceğini sanıyordum. Halbuki sen üzülmüş gibisin. Hadi, bin arabaya da başka yerde konuşalım. Seninle görüşmem lazım. Hiç değişmemişsin. Yalnız eskiden daha sempatiktin. Gidelim. Bak buna sevindim işte. Bana hükmetmen hoşuma gider bilirsin. Beni ararlarsa bir saate kadar geleceğim. Kim bu kadın? Bilmem. Yalnız... Kemal abi hiç memnun değil gibiydi. Kadın bir şeyler söyledi, sonra arabaya bindi. Bir saate kadar geleceğim dedi. Ben de seni. Gazetelere bile bakmamıştım senin ölü haberin yazılıdı diye. Peki ama neden aramadın beni? Dedim ya. Seni öldü sanıyordum. Sonra o soygun beni çok değiştirdi. Daha doğrusu iğrendim yaptıklarımda. Bu arada beni de unuttun tabii. Bilmiyorum. Şimdi ne düşünüyorsun? Öyle ani çıktın ki karşıma, düşünecek vakit bile bırakmadın bana. Aradan 2 sene geçti. Bu zaman zarfında hep seni düşündüm. Hayatıma da hiçbir erkek girmedi. Her an geleceksin ümidiyle bekledim. Biliyordum bir gün karşılaşacağımızı. Benim gibi bir kadın için ne büyük bir sabır değil mi?
değil Laise. Sana hak veriyorum. Ama senin de beni anlaman, hak vermen lazım. 2 sene diyorsun, bu kısa bir zaman değil, bir günde bile çok şeyler değişebilir. Sen beni beklerken ben de ıslah olabilmek için kendi kendimle mücadele ettim. Yeni baştan bir hayat kurmaya karar vermiştim. Buraya geldim, o küçük dükkanı açtım. Sonra da evlendim. 2 güne kadar da çocuğum olacak. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seni çok iyi anlıyorum Kemal. Ama ben sana gel de gene aynı işi yapalım demiyorum ki. Sadece bana gel diyorum. Bu da imkansız Aysel. Karımı da seviyor. Peki benim sevgim ne olacak? Bir zamanlar beni de karın kadar seviyordum. Ve ben seni hala ilk günlerdeki gibi seviyorum. Sonra senden büyük fedakarlıklar da istemiyorum. Haftada 1 veya 2 gün benim ol kâfi. Olmaz. Her şey küçükten başlar ve büyür. Hem ben daima karımın ve çocuğumun yanında olmak istiyorum. Demek aşkıma hiç hürmetin yok. Demek bana bir orospu gözüyle bakmıştın. Yanlış anlıyorsun beni Aysel. Aksine, asıl şimdi çok iyi anlıyorum seni. Kendini benden koru Kemal. Aşkımın intikamını alacağım senden. Bana bak Aysel. Sakın bir yanlışlık yapayım deme, anlıyor musun? Sakın! Sakın! Dinle Kemal. Konuşma artık. Hemen git buradan. Ve beni unut. Hadi defol! Defol! Pekala gidiyorum. Bir daha da seni görmeye gelmeyeceğim. Ama sen bana geleceksin Kemal. O kadın. Konuşmak istemiyorsun. Pekala. Yalnız şunu unutma. Sen evli bir adamsın ve karın da benim kızım. Ve ondan da bir çocuğun olacak. Ayrıca hiçbir tehlikesi de yok. Eskiden yapılan bir soygunun kalıntısı. Bir zamanlar benle çalışan bir adam vardı. Bir banka soymuştuk. Paralar ondaydı. Sonra ortadan kayboldu. 2 gün önce gördüm onu. Epey kabarık bir miktar. Sanıyorum 1 milyona yakın. 1 milyon mu? Evet, 1 milyon kadar. Yalnız adam biraz fazla inatçıdır. Kolay kolay konuşturacağınızı sanmıyorum. Biz konuşturmasını biliriz. Yalnız bizim bunda payımız ne olacak? Paylaşacağız. Şimdi oldu işte. Ne zaman işe başlıyoruz? İstediğiniz zaman.
Selim de sizle beraber olacak. Hadi, şimdi iş başına. Hadi gelin de birer tek atalım. Hayırlı işler usta. Abicim yanlış yere girdiniz, şu tarafa girecektiniz abicim. Bu... Hı? Merhaba Kemal. Seni almaya geldik. Kim yolladı sizi? Patron. Ha, Aysel mi? Çok zekisin. İşi varmış, gelmiyor deyin. Patron emreder, biz de bu emri yerine getiririz. Biz haber taşımayız delikanlı. İstenileni götürürüz. Ya gelmek istemezsem? Gelirsin, gelirsin. Patron senin çok anlayışlı olduğunu söyledi. Kemal abi! Kemal abi! Kızma oğlan mı, çabuk söyle! Oğlanmış abi! Yaşa! Çabuk seni istiyorlar! Hadi sen git! Kemal abinin biraz işi var, sonra gelecek. Peki! Al şu parayı da, kendine şeker alırsın, hadi teşekkür bakayım! Teşekkür ederim abi! Yeni var ise... Ama biraz geç kaldı gibime geliyor. Neyse, biz geç kalmayalım bari. Duydun değil mi? Kemal abinin bir çocuğu olmuş. Duydum tabi, hem de oğlan! Aferin! Şimdi bu parayla ona bir maşallah al ve götür! Kemal abin arkadan gelecek! Peki abi! Tamam! Yola çık! Eh, gidelim ha, ne dersin? Pekala, sizinle geleceğim. Görelim bakalım patronunuzun ne istediğini. Yalnız önce bir oğlumu göreyim, sonra gidelim. Olmaz, önce patronu göreceksin. Sizde hiç anlayış yok mu? Geleceğim diyorum, sözümde dururum ben. Olmaz, önce bizimle geleceksin. Herhalde patronum sağlam istemiştir beni senden. Sonra bunun çıkartacağı gürültü de işinize gelmez. Çok zekisin! Eskilerden olduğun nasıl da belli! Ama bizde sessizi de var! Bırakın da çocuğumu göreyim önce. Olmaz dedim! Komşular sabırsızlanıyor, çocuğu ve anayı görmek istiyorlar. E ne yapayım, babası gelmedi ki daha. Babası gelmeden komşulara göstersek ne dersiniz? Olmaz, iyi alamet değildir. Önce babasının kucaklaması gerek. Eh ne yapalım, bekleyeceğiz öyleyse. Bu ne lakayıtlık böyle, herkes kapılarda beklerken bu adam meydanlarda yok. Hiç böyle şey görmedim diyebilirim. Ben de öyle.
ne gördü, ne de duydu. Ne dedi sana? Dedim ya amca, arkamdan gelecekmiş. Yanında hiç tanımadığım adamlar vardı. Hadi gel benimle. İşte geldik zorlu delikanlı. Direnmeseydin de biz de kaba muamele etmeseydik olmaz mıydı? He? Ne bakıyorsun öyle pis pis? Bir şeyler söylesene! Patronun nerede? Burada! Arayacağını söylemiştim sana. Nasıl? Haklıymışım değil mi? Ne istiyorsun benden? Neyse, bunu geçelim bir kalem. Arkadaşların sana soracakları var. Onları atlatmaya çalışma. Benim davrandığım gibi davranmazlar sana. Söyle bakalım şimdi. Paralar nerede? Anlamadım. Ne parası? Senin yerinde ben de olsam, aynı şekilde cevap verirdim. Demek ki hepimiz aynı cinsten kumaşız. Birbirimize numara yaparak vakit kaybetmeyelim. Hadi söyle, paraları ne yaptın? Hem seni de yormayacağız oralara kadar. Biz kendimiz gidip alacağız. Bana bak, aptal numaralarını bırak da konuş. Nasıl olsa söyleteceğiz seni. Hakkı da var. Kim bilir ne korkular çekmiştir o paralar için. Böyle hadi ince söyler mi? Acelesi yok. Yavaş yavaş. Öyle ya, aradan 2 sene geçti. Belki de unutmuştur sakladığı yeri. Önce hatırlatalım adamcağıza. 2 sene evvel bir banka soymuştunuz. Polis basıp bütün arkadaşlarını öldürmüştü. Şimdi hatırladın mı? Soruma cevap ver. Aysel mi söyledi bunu size? Bak hemen hatırladı, gördünüz mü? Şimdi de ne kadar olduğunu hatırla. Dur bakayım, zannedersem 1 milyon kadar. Ama doğru söyledi. Hadi, şimdi de saklandığı yeri söyle. Bir kadının oyuna geldiğini farkında değilsiniz. Söyleyin ona bu şakadan vazgeçsin. Kendine gel Selim! Kendine gel diyorum sana! Ölüler konuşmaz.
Hem burada fazla gürültü ediyorsunuz. Mahzeneyseniz daha iyi olacak. Sen ne dersin Kemal? Çok aşağılıkmışsın. Yani gammaz demek istiyorsun. Yanılıyorsun. İş bu. Ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Bir an evvel evet de yorma bu çocukları. Sonra... En çok da sana üzüldüğümü bilmeni isterim. İndirin aşağı. Yapmamalıydın. Yapmamalıydın ona. Senin kinin ona değildi ki. Onu senden ayıranaydı. Karısına ve çocuğuna. Onlar olmasaydı muhakkak ki dönerdi sana. Onlar aldı senin elinden onu. Onlar aldı. Bırakmadın ama... isteseydin öldürebilirdin. Unutma ki onun hayatı 1 milyon değerinde. Evet, bunda haklısın. Ne yaptınız? Mahzene indirdim. Biraz işkence edersek, bülbül gibi konuşur. Şimdilik işkence etmeyin. Bir defa da ben konuşayım. Belki bana söyler. Ben eve kadar gidiyorum, bir haber çıkarsa hemen bana bildir. Oh. Biliyordum zaten bunun böyle olacağını. Gözümle gördüm kadını. Duyacak kız. Ne yapayım elimde değil. Sinirleniyorum işte. Çırağın dediğine göre daha evvelce de aramış o kadın telefonunu onu. Daha bir gün evveline kadar çocuğum olacak diye deli oluyordu. Çocuğu alacağı günde sevgilisiyle kaçtı. Meğer hepsi gösterişmiş.
ne haber? Senin konuşmanı bekliyoruz. Yumuşadı mı bari biraz? Bilmem. Hiç sesi çıktığı yok. Yemek yediği de yok. Müşterinin biri hesabı fazla bulmuş. Sizi tanıdığını ve bunun içinde biraz tenzilat yapılmasını istedi. Ne yaparsanız yapın. Ben gidiyorum. Yarın görüşürüm onunla. Ne dedi? Yarına kadar sabretmemizi istedi. Biraz daha yumuşamasını istiyor. Bu işi bir an evvel halletseniz iyi olacak. Benim ve arkadaşların hiç tahammülümüz kalmadı. Onlara yalan söyledin. Böyle bir paranın olmadığını sen de biliyorsun. Evet. Buraya getirilmen kolay ve çabuk olsun diye. Sen hakikaten aşağılık bir mahluksun. Onlar beni almaya geldiklerinde bir oğlum olmuştu benim. Onu göremedim biliyor musun? Göremedim! Bırak da beni gideyim artık. Biliyorum. Her şeyi yapabilecek güçtesin. Ama ben sana dönemem artık. Anla bunu. Bırak. Bırak da beni... karımın henüz yüzünü görmediğim oğlumun yanına dön. Benim gibi aşağılık bir orospudan merhamet dilenilmeyeceğini bilmeliydin Kemal. O çocuk benden olabilir. Karını sevdiğin gibi beni sevebilirdi. Ama şimdi o sevgilerin hepsini geri alacağım. Öyle bir şey yapacağım ki sen istesen de, istemesen de karın seni boşayacak. Eğer onlara bir kötülük yaparsan... ne seni yaşatırım, ne de seni koruyan o züppeleri, anladın mı şimdi? Sakın bir kötülük yapayım deme! Sakın! Sakın onların başına bir şey gelmesin, anlıyor musun? Sakın! Sakın! Defol! Ben Kemal'i iyi tanırım. Bir kere konuşmam dedim mi konuşmaz. Peki ne yapacağız? Onu hapse attıracağız önce. Anlamadım. Nasıl olacak bu iş? Bunu biz hazırlayacağız. Sonra onu tehdit edeceğiz. Eğer paraların yerini bize söylerse, kurtaracağımızı vaat edeceğiz. O da hapse girip çocuğuna leke sürmektense... çocuğunu bir an evvel görebilmek ümidi içinde... istediğimizi yapacak. Çok zekisin. Şimdi dinleyin beni. Buyurun, kimi istiyorsunuz? Biz Kemal'in arkadaşıyız. Nerede o? Kendisi bir trafik kazası geçirdi. Kaza mı? Evet, kaza. 4 günden beri ilk yardımda yatıyor. Vah yavrum, vah! Karısıyla görüşmek istedi. Nermin henüz gidecek durumda değil. Bekleyin, ben mantomu giyip geleyim.
Bana kalırsa sen bu adama aşıksın. Bana bir defa daha söylemiştin bunu. Benden gizlemene hiç lüzum yok. Ben sana çalışan bir adamım. Çocuğu alarak bir yere gizlen. Ben haber yollamadan ortaya çıkayım deme. Pekala, anladık anladık işte, sen haklısın. Hadi. Al git çocuğu şimdi. Hadi siz pavyona gidin. Patron da birazdan gelecek. Biliyorsun ki bu adamlar 1 milyonun peşindeler. Biliyorum. Peki ne vereceksin onlara? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Nasıl? Mesela yeni bir soygun temin ederek. Bunun için de Kemal'i kullanabiliriz. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Hem bu kiralık adamlara para, hem de Kemal'i elde etmek. Güzel, öyle ya. Bir soyguncu olarak hapishaneye düşerse ailesi kabul etmez artık onu ve bana döner. Seninle son defa konuşmaya geldim Kemal. Dinle Kemal. Seni buraya getirtmek için yalan söylemiştim tuttuğum adamlara. Biliyorum. Artık seninle hiçbir münasebetimiz olamaz. Eğer olacağı vardıysa bile bunu kendim baltaladım. Sana başka türlü yaklaşmalıydım. Ama acele ettim işte. Neyse, bu adamlar söylediklerime inandılar. Ne dedin onlara? Son yaptığımız soygunda senin paralarla ortadan kaybolduğunu söyledim. Onu biliyordum zaten. Onlara bu yalanı uydurduğunu biliyordum. Senin de ne mal olduğunu bilirim. Para için babanı kesersin. Ah, karım ve çocuğum olmasaydı ben bilirdim sizlere yapacağımı. Peki şimdi ne olacak? Benim bir fikrim var. Nedir? Sen eski bir kasa soyguncususun. İyi de şifre çözersin. Sonra bu işleri gayet iyi bilirsin. Senden kimse şüphelenmez. Ne demek istiyorsun? Bir soygun. Bu tamamen senin fikrindir Yosma. Beni gene eskisi gibi kendine alet etmek istiyorsun. Beni tekrar haydut yapıp yuvamı yıkmak istiyorsun. Ama bu sefer muvaffak olamayacaksın. Ben istediğim her şeyi elde ederim Kemal. Bunda da muvaffak olup seni tekrar avuçlarımın içine alacağım. Çocuğum bizde Kemal. Onu kaçırdılar. Bunu yapamazsın! Ben senden daha kuvvetliyim Kemal. Bu dediğimi yap, yoksa çocuğunu öldürtürüm. Pekala, pekala, kazandınız. Yalnız çocuğumu bir defa göreyim. Göreceksin Kemal. Göreceksin ama soygundan sonra.
Olduğun yerde dur, kıpırdama! Yazıyor! Büyük kasa soygununu yazıyor! Yazıyor! Kasa soygununu yazıyor! Yazıyor! Hem de polis tarafından aranan eski bir gangstermiş. Kızımı nasıl bir hayduta vermişim yarabbi! Benim zavallı yavrum! Sus! Zavallı deme! Haydut, zavallı! Başka laf çıkmıyor ağzından! Sizce bir haydut olabilir ama benim kocam! Çalınan da bizim çocuğumuz! Onun haydut olmasına bir türlü inanamıyorum. Gidip onu görmem lazım anne. Bu halinle nasıl gidersin yavrucuğum? Giderim anne. Bütün bunların neden olduğunu öğrenmem lazım. Bunların olmasındaki sebepleri öğrenmeliyim anne. İşte beyim, geldin. Merhaba. Merhaba. Ben emniyetten komiser Talat. Memnun oldum, hoş geldiniz. Bugünkü gazeteleri okumuşsunuzdur herhalde. Evet, maalesef duyduk komiser bey. Biz babasının işlemiş olduğu suçla çocuğun kaçırılması arasında bir münasebetin var olduğunu sanıyoruz. Karınızın ve kızınızın ifadelerine göre adamları görünce tanıyacaklarını söylemişler. Zannediyoruz ki bu adamları Kemal de tanıyor. Fakat onları ele vermekten çekindiği bir şey olsa gerek. Yani eskiye dayanan bir mesele. Biz şimdi kızınızla Kemal'in müşterek bir ifadesini almak istiyoruz. Bunun için de kızınızın Kemal'le bir ön konuşma yapmasını daha münasip bulduk. Buyurun. Buyurun. Kemal! Mermin! Çocuğu getirdiler mi? Biliyor muydu? Evet, biliyordum. Madem biliyordun da neden mani olmadın onlara? Burada olmamın sebebi işte o. Nasıl? Çocuğumuzu kurtarmak için yaptım bunu. Sen ne diyorsun Kemal? Oğlum için bu hallere düştüm derken onu hala getirmediklerinden haberim bile yok. Getirmediler mi? Kemal, kim bu adamlar söyle bana. Söyle de polis yakalasın onları. Yalvarırım söyle ne olur. Söyleyemem Nermin. Eğer söyleyecek olursam hem çocuğumuzu hem de seni öldürürler. Yani anlayacağın, şimdiden onları ihbar etmeyelim diye çocuğu ellerinde tutuyorlar. Hadi git şimdi. Belli olmaz. Belki de şu anda çocuğu getirmişlerdir. Kemal! Hadi git, yalvarırım konuşma. Git artık, daha fazla dayanamayacağım. Burada bir kötülük yapmamı istemiyorsan git, ne olur git! Durma, durma! Bu çok kötü işte. Serseme herif! Bir çocuğa bakamadınız. Onu bu gece gizlice evine bırakacaksınız. Dikkat edin! Polis evi kontrol altına almış olabilir. Hadi! Siz daire arkadaşlarınla devamlı kavga ederek hadise çıkardığından Edirne cezaevine sürgününe karar verilmiştir.
Evet Kemal, devamlı hadise çıkardığından dolayı senin Edirne'ye sürgününe karar verildi. Kalbi çok zayıf. Bir kere en büyük hatayı loğusayken yataktan kalkmayla yapmış. Sonra hadiseler de fazla yıkmış onu. Bünyesi bütün bunlara dayanamayacak kadar zayıf. Heyecana hiç tahammülü yok. Ama gene de bir şey denmez. Allah isterse kurtarır. Fakat hadiselerin bırakmış olduğu psikolojik etki ufak da olsa bir akli rahatsızlık yaratacak onu. Bundan kurtulmasına imkan yok. Ama gene de Allah bilir. Siz şimdi şu ilaçları yaptırın hele. Oo! Siz eğer onun karşısına böyle çıkacak olursanız büsbütün çıldırmasına sebep olursunuz. Biraz metin olun canım. Ben yarın gene uğrarım. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle doktor. Nermin nerede? İçeride yatıyor. Dur Kemal, gitme! Nermin! Kemal! Nermin! Getirdiler mi? Getirdiler. Nerede? Getirdiler Kemal, getirdiler ama önü getirdiler. Yapamazlar bunu! Yapamazlar bunu, anlıyor musun?
Yapamazlar. Öldürürüm. Öldürürüm onları. Doktor bakımsızlıktan öldüğünü söyledi. Onu nereye gömdünüz? Şimdi camide namazı kılmak için bekliyor. Ama bana söz vermişlerdi. İnan bana Nermin. Doğru söylüyorum. Nermin! Nermin! Ölmüş. Onu da öldürdüler. Nermin! Yavrum, evladım! Ben sebep oldum bütün bunlara. Benim günahlarımın kurbanı oldum. Sen sebep oldun ya! Ailemize lanet getirdin, felaket getirdin! Kahrettin bize hayatı! Ne duruyorsun defol! Artık seni buraya bağlayan hiçbir sebep kalmadı! Defol! Defol! Pis ellerini! Ölmese daha iyi oldu. Hiç olmazsa haydudun, hırsızın oğlu demeyecekler. Alnında babasından geçen kara bir lekeyle yaşamayacak. Defol! Pis haydut! Defol! Çocuğu kaçırıldığı için kazadan faydalanıp kaçtı. Çocuğunun öldürüldüğünü de duyarsa o da adamları muhakkak öldürmek isteyecek. Bunu önlemek için Kemal'i bulmak şart. Bu resimleri derhal teksif ettirip bütün devrelere dağıtın. Baş üstüne. Onu bulduk mu tamam demektir.
Aslında bunlar hep birbirlerinin başını yerler ya. Bir şey yapmamız lazım. Onu çok iyi tanırım. Muhakkak intikamını alacaktır. Benim bir fikrim var. Nedir? Polise onun bizi aradığını bildirelim. Burada ona bir pusu kuralım. Sersem sen de. Polis de bunu istiyor. Yoksa onu nasıl olsa yakalarlar. Onu takip ederek bizleri yakalamak gayeleri. En iyisi buradan bir müddet uzaklaşmak. Polis onu ele geçirince tekrar döneriz. Mesela nereye? Nereye olursa. Nereye bilet bulursak oraya. Telefon edip soralım. Telefonla olmaz. Kendin git bak. Hadi durma. Ötekilere de haber ver. Ortadan bir müddet kaybolsunlar. Muhakkak ki polis de gelecektir. Anlıyorsunuz değil mi? Nereye gidelim? Polis veya Kemal'in sizi bulamayacağı bir yer olsun da neresi olursa olsun ben havaalanına kadar bilet almaya gidiyorum. Ali sen de benimle gel. Bana bak. Hadi biz de tek tek kıralım. Tamam, en iyisi o. Sen bu taraftan gel, bu kapıdan çıkarsın. Ben de öbür taraftan, hadi eyvallah. Sonra beraber. Geç kaldınız. Bir yere gidemeyeceksiniz. Çıkarayım deme sakın. Arabayı da fena bir yere çek. Affedersiniz. İlk kalkan uçaktan iki tane bilet rica ettim. Nereye efendim? Nereye olursa olsun. İstanbul çok sıcak. Senin bir yere gidip tatil yapmak istiyorum da. Şu halde beşte Antalya'ya kalkacak bir uçak var. Oradan bilet vereyim size. Tamam. Thank you.
konşimento kes. Dönüşünüz belli mi? Hayır. Nereye götürüyorsun beni? Seni rahatça öldürebileceğim bir yere. Hadi! Neredeydin sersem? Gezmede! Sen? Evet, ben! Bu tarafa! Bu tarafa yürü! Yapma Kemal! Kıyma bana! Benim hiç suçum yok! İnan ki hiç suçum yok! Korkma, sana bir şans tanıyacağım! Ötekilere de tanıdım. Hadi çek silahını! Dağıttık efendim. Emredersiniz. Dosya var. Valisine efendim. Valisine. Demek sabıkalılar bunlar. Peki o pavyon kim inmiş? Selim isminde biri işletiyormuş. Fakat asıl sahibi Aysel diye bir kadınmış. Aysel mi? Şimdi anladım. Şu Kemal'in eski metresi. Derhal ekibe haber ver, hemen hazırlansınlar, hareket ediyoruz. Üstüne. Hadi! Biletleri nereye aldın Selim? Cehenneme! Ne o, korkuyor musun? Demek geldin ha! Aslında biliyordum geleceğini. Ama ne de olsa bir ümitti kaçmak benim için. Güzelliği kendi elinle söndürecek misin Kemal? Her an senin kollarında ezilmek için can atan bu güzelliği.
muvaffak olamadım biliyorum. İnan ki isteyerek yapmadım bütün bunları. Anlayacağın, hazırlamış olduğum oyunun kontrolünü kendim de kaybetmiştim. Hadiseler beni de kendi akışının içine aldı. Sonunun buraya varacağını düşünemezdim. Bilemezdim böyle olacağını Kemal. Ama oldu. Evet, evet oldu. Beni affet Kemal. Beni affet ne olur. Bütün bunları seni sevdiğim için yaptım. Demek beni affetmedin Kemal. Demek bu kadar acı çektirdim sana. Madem ki böyle olmasını istedik. İşte karım ve çocuğumdan arta kalan tek şey. Şimdi de ben öleceğim. Böylece ilahi adalet yerini bulmuş olacak. Bunları herkese duyurun. Duyurun da benim yaptıklarımı bir marifet sananlar bundan ibret alıp bu çirkefe düşmekten kurtulsunlar. Gardiyan!